Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir tepki var. UEFA'nın milli futbolcumuz Demir Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez ifadesini kullandı. Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ne oluyor ne bitiyor diye. Çünkü bu işin çıkış noktası aslında Avusturya'nın Avusturyalıların tepkilerinden ziyade Alman İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Şimdi Ankara'ya gidelim. Son gelişmeler. Bunlar ama detayları neler? TV100 muhabiri Ozan Ulaşcaymaz'a soralım. Neler oluyor Ankara'da? şul çağrıldı. Son durum ne? Osman Kenan Çapoğlu aslında açılışta çok güzel bir cümleyle özetlediniz. Bugün hepimizin yüzü gülüyordu ancak yaşanan son gelişmeler Ankara'da başta siyasetin gündemini değiştirdi. Peş, peşi sıra Tepkiler geldi Dışişleri Bakanlığı da bu tepkileri gösteren bir makam elbette iki farklı değerlendirmek lazım iki farklı açıdan UEFA'nın başlattığı skandal soruşturmayı ayrıca eleştirdi Dışişleri Bakanlığı ancak Alman makamlara yönelik de tepkisi vardı neden kısaca buna değinelim isterseniz Almanya Dışişleri Bakanı Fischer skandal bir açıklama yaptı aslında Dışişleri Bakanlığı'nın da tepkisi ona yönelik oldu ne dedi? Alman İçişleri Bakanı aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur dedi. İşte bu ifadeye tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı ve yapılan açıklamada bir hatırlatmada bulunuldu. Alman Federal Anayasası Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayınladığı raporda her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve bozkurt işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken Sayın Demirala Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir dendi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ve hemen ardından da Almanya Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biliyorsunuz yurt dışında bazı temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda bakan yardımcısı düzeyinde Jürgen Schulz şu an için Dışişleri Bakanlığında olacak ve bu tepki yüzüne de bizzat kendisine de söylenecek. Tabii bunun karşılığında nasıl olacak bir yazılı açıklama olacak mı? Bu da merak konusu. Planlanan bir yazılı açıklama olmadığında belirtelim Osman Kenan Çapoğlu. Ancak önümüzdeki dakikalarda bu toplantının, bu görüşmenin ardından da bir e, nota verilirse ya da sözlü bir uyarı şeklinde olursa da bir yazılı açıklama gelecektir. Ancak Türkiye'de her kademeden tepki gösterildi. Demiral'ın gol sevincinin ardından yapmış olduğu bozkırt işareti ki Türkiye için hem kültürel anlamda hem de binlerce yıllık Türk tarihinde önemli bir yere olan bozkurt işaretine Alman makamlarının tepki göstermesi ve hemen ardından da Vefa'nın bir soruşturma başlatmasına tepkiler başkent Ankara'da çığ gibi gelmeye devam etti. Şu an gözler tabi Dışişleri Bakanlığı'nda ee, Alman Türk Büyükelçisi Yürgen ile yapılacak temaslarda görüşmelerde olacak. Hemen ardından bir yazılı açıklama olup olmaması da merak konusu. Bir açıklama gelirse biz de iletiyor olacağız Osman Kenan Çapoğlu.